Geçtiğimiz hafta DC hayranlar için online bir etkinlik hazırladı ve çizgi roman sevenlerin uzun süren kızgın bekleyişlerinin üzerine nihayet birileri su serpmiş oldu. Tabii benim için biraz ters bir haftaya geldi. O yüzden ben hemen izleyemedim ama merak etmeyin, hepsinden zamanla bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Covid yüzünden yeni Batman filminin çekimleri bayağı aksamıştı aslında ve filmin henüz 1/4 çekilmiş olsa da heyecanımızı bastıracak bir fragman çıkarmak için acele etmelerine sevindim ve filmin yönetmeni Matt Reeves etkinlikte fragmanı bize sunarken herkesten çok heyecanlıydı. Look, I love Batman and I've loved Batman since I was a kid and he is so far from being perfect. Batman bilgisini ve sevgisini tekrar tekrar göstermiş oldu ve biraz da bundan sonraki izleyeceği adımlardan bahsetti ve nihayet sonuç olarak fragmanı izledik. Her şeyden önce bu film Batman'in orijin hikayesini anlatmayacak arkadaşlar. Ama Bruce Wayne'in Batman olma yolculuğunun henüz başlarında olacağız. Bruce Wayne henüz 2 yıldır Batman ve hala Gotham'ı nasıl kurtarması gerektiğini tam olarak çözmüş değil. Şimdi DC filmlerinde bence şöyle bir sorun vardı. DC hayranları da bana katılacaktır ki DC'nin açılımı aslında dedektif çizgi romanları demek. Bu yüzden de kahramanlar normal hayatlarında olayları çözmeye çalışan dedektiflerdi. Ve Batman de dünyanın en iyi dedektifi diye geçiyordu. Ama son dönemdeki filmler karakterlerin bu özelliklerini hiç umursamıyordu. Ama şimdi bu filmde Batman'in suç örgütleri üzerine kafa yorduğunu ve Gotham'ın yeraltı dünyasını nasıl işlediğine dair kafa yorduğunu göreceğiz. Yani en azından benim umudum hala bu yönde. Bu detayı söylediğimi sakın unutmayın lütfen. Bu dedektiflik havasını iyi yaparlarsa bundan sonra herkesin konuştuğu konu bu olacak, şimdiden söylüyorum. Fragmanda Gotham valisi Don Mitchell Jr.'ın 3. kez seçimi kazandığını görebiliyoruz ama fragmandaki parçaları birleştirdiğimizde onun öldürüldüğünü ve daha sonra da cenazesinin düzenlendiğini düşünebiliriz. Ama o da ne? Kiliseye bir araç giriş yapıyor ve gelen adam aynı zamanda bir bombaya bağlanmış durumda. Batman'e bir not var ve Batman bir şey yapmazsa birazdan havaya uçacağız. Evet, yani tam olarak neler dönüyor bilmiyorum ama bu işlerin arkasında da Riddler karakteri olduğunu biliyoruz ve kendisi belli ki valiye takmış durumda. Matt Reeves'in dediğine göre bu filmde Gotham'ın yozlaşmasına çok odaklanacağız ve sadece sokaktaki suçlular değil, politikadaki yalanlar da film için önemli olacak. Sonuçta Joker filminde bunun bir döngü olduğunu ve zenginler daha da zengin olurken en alt sınıfın kötü adamlara dönüştüğünü bize anlatmışlardı ve seyirci sistem eleştirisine bayıldığını fazlasıyla gösterdi. Ve daha da önemlisi Batman kendi ailesinin ve Wayne şirketinin bu yozlaşmada ne kadar payı olduğunu sorgulamak zorunda kalacak. Burada da bu yalan sözcüğünün birçok yerde yazıldığını görüyoruz ve belli ki bilmececi eskiden Jim Carrey'nin oynadığı bilmececi gibi kafayı yemiş bir dahiden daha fazla mesaj kaygısı taşıyor. The Riddler. Caffeine will kill ya! Ve yönetmenin dediğine göre bu filmdeki bilmececi onun ilk ortaya çıkışı olacakmış. Ben geçen seneki videolarımda artık Batman'in dedektif olabildiği, düşmanının da bilmececi olduğu bir Batman filmi izlemek istiyorum demiştim. Birçok kişi de benzer isyanlarda bulunmuş belli ki ve nihayet bunu yapıyorlar. Şimdi bir de bu inci kolye muhabbetini bu filmde hiç göstermezlerse artık harika bir film izleyeceğimizi şimdiden kabul edebilirim. Her şeyden önce Robert Pattinson Batman olarak gayet iyi duruyor. Zaten oyunculuğunu tartışmamıza gerek yok. İyi iş çıkaracağını tahmin etmek zor değil ama şimdilik karanlık ve suratsız bir Batman olarak çok iyi dursa da Bruce Wayne olarak ne kadar iyi duracak bilmiyorum. Kostüm giydiği zamanlar gözlerin etrafını boyuyor. Bence güzel bir detay. Kostümünü kendisi yapıyor olacakmış. Bu önemli bir detay. Bu yüzden kostümünde bolca göçükler, yırtılmalar ve yamalar göreceğiz. Bu şekilde aslında Batman için uzun soluklu bir plan yaptıklarını anlayabiliyoruz. Çünkü önümüzdeki filmlerde adım adım onun gelişmesini ve sistemi çözmesini izleyeceğiz. Ama bir yandan da şehir daha da karmaşık hale gelecek. Mesela bu film aynı zamanda Catwoman içinde bir origin filmi olacak. Çünkü bir yandan da onun suç dünyasına atılışını ve Batman'le kuracağı ilişkiyi göreceğiz. Bir yandan da Penguin karakteri de bu filmin merkezinde olacak. Ve fark ettiyseniz bu adama henüz Penguin demeye hazır değiliz. Bu arada Penguin'i oynayan oyuncu da Colin Farrell'ın ta kendisi. Ama üzerinde bir sürü plastik makyaj olduğu için onu tanıyamamış olabilirsiniz. Filmde Carmen
Falcon adlı bir mafya babası da olacak ve bu adamın Bruce Wayne'in babasıyla bir ilişkisi ortaya çıkabilir. Yani Bruce Wayne bu yozlaşmada kendi şirketinin de bir sorumluluğu olduğunu düşünebilir. Bunun dışında şu sahneden görüyoruz ki Salvatore Maroni adlı başka bir suç baronu da filmde görünebilir. Yani süper düşmanlar ve aşırı efektlerle şişmiş bir film izlemeyeceğiz. Orası kesin. Yani böyle olduğu için de çok mutluyum açıkçası. Çünkü özellikle Joker filminde atmosferin, senaryonun ve oyunculuğun bu film türü içinde hala önemli olabileceğini anlamış durumdalar. Canavarlardan ve uzaylılardan çok bu atmosferin önemli olacağını biliyorduk zaten. Özellikle söz konusu DC olunca. Ama böyle deyince de eleştiriliyorduk. Orası ayrı. Filmde Riddler yani bilmececi karakteri yine Batman'e gönderdiği mesajlarla, bilmecelerle ve oyunlarla onu bolca oyalayacak ve filmin rengini veren karakter olacak belli ki. Ama buradaki bir mesajdaki baykuş biraz dikkat çekiyor. Çizgi romanda Baykuşlar Divanı adlı bir gizli örgüt var ve bu örgüt Gotham'ı yer altından yöneten güçlü bir oluşum. DC etkinliğinde de bu örgütün yeni çıkacak olan Batman oyununda da yer alacağını açıkladılar zaten ve bence bu filmde de tüm bu düşmanların bu örgütle bir bağ olduğunu da öğrenebiliriz. Çünkü bireysel olarak Batman hepsini tek tek haklasa bile hepsi onu adım adım bu büyük organizasyona götürebilir. Bunu Daredevil'ın Hand örgütünü ortaya çıkarması gibi de düşünebilirsiniz. Sonuç olarak bu film Batman'i ileri taşıyacak mı yoksa bundan 5 yıl sonra başka bir Batman'i mi konuşuyor olacağız onu henüz bilmiyorum. Umarım öyle olmaz. Ketum davranmaya gerek yok. Film bir tamamlansın üzerine zaten konuşuyor oluruz bol bol. It's something from the comics which hasn't been really explored yet. It's weird. I'm quite glad I'm doing Chris's movie right now because I've got something else to be nervous about. So it's not like they just made a movie so they could sell toys. Jack Nicholson's playing the bad guy. I mean, it's yeah. Literally. Those Tim Burton Batmans when I was younger, I mean, like, şu an için Pattinson Kane'in rolünü adamış, onda sorun yok. Bruce Wayne'in saçlarına bayıldığımı söyleyemem ama o da sorun değil. Batman'in bu versiyonunda tüm Gotham'ın ondan korktuğunu göreceğiz ve ben bu fikri de beğeniyorum. Yani Gotham bu yarasa kostümlü adamla yeni tanışıyor ve halk ve polisler onu gördüğünde suçlulardan bile daha çok korkacaktır tabii ki. Ama fragmanda Batman'i bir suçluyu döverken göstermeleri güzel hareket olmuş. Çünkü biliyorsunuz ki Batman korktuğu şeye dönüşen bir adam. Bruce Wayne nasıl yarasadan korkarken bir yarası olmayı seçmişse Batman de suçluların yüreğine aynı korkuyu salmaya çalışıyor. I'm vengeance. Bir suçlu gibi acımasız olarak. Bu sırada arkadaşlar DC etkinliğinde çok fazla şey yayınlandı biliyorum. Bunlardan en önemlileri Wonder Woman 2 ve Suicide Squad 2 filmleri oldu. Cheetah'ı gördük artık. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Justice League filmini Zack Snyder'ın tarzıyla tamamlayacaklarını biliyorduk zaten. Bunların hepsi bizim için çok güzel şeyler, çok heyecanlandıran şeyler. Tamam. Ama DC ile ilgili başka bir videoda yapacağım çünkü bu etkinlikte açıklanan çok fazla daha şey var. Çok. O yüzden geçiştirmeyelim. Bekleyin ama abone olup bekleyin. Sonra da derin bir nefes alın. Etkinlikte filmin yönetmeni Matt Reeves aynı zamanda yeni projesinden de bahsetti ve HBO'da yayınlanacak olan Gotham PD dizisini de Gotham'daki polisleri ve yaşadıklarını anlatacağını, bu dizinin de Batman filmiyle eş zamanlı gideceğini anlattı. Ama bununla ilgili kimin ne kadar heyecanlı olduğundan emin değilim. Ama Matt Reeves özellikle Batman filmi için Chinatown, French Connection ve Taxi Driver filmlerinden bolca esinlendiğini dile getirdi ve bu suç filmi türünün DC evreninde etken tür olacağını düşünebiliriz. Bu arada bir önceki izlediğimiz Joker filminin bu Batman filmiyle bir alakası yok arkadaşlar. Kafanızı karıştırmayın. Bunu bu şekilde açıkladılar. Ama fikirleri de değişebilir. Onu bilmiyoruz ki bence değişmeli bu arada. Bence o Black Series'den devam etmek güzel olurdu. Ama neyse bakalım. Bekleyip göreceğiz. Bu sırada Wonder Woman 2, Aquaman 2 bunların da bu filmle bir bağlantısı yok. Yani kafalar bayağı karışacak işte. O yüzden siz abone olun ve bunlardan bolca bahsedelim diye düşünüyorum. Siz de uygun görürseniz ve müsaitseniz. Hayır olacak ben şu an. Her tu. O bitti benim diyeceklerim. O zaman bir sonraki DC ya da Marvel ya da başka yapımlar, diziler, bir şeyler, vloglar herhangi bir şey olabilir. O videoları kaçırmamak için abone olmayı, videoyu beni paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.